Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle ona hamdolsun. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Rızık veririz efendim. Efendim, Gaziantep İslahiye, Ramazan Talay. Hocam, nefis tezkiyesini nasıl olur? Allah razı olsun demiş efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke. سيد الأولين والآخرين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الأولياء والحمد لله رب العالمين نفس تزكيسي nasıl olur? Allah ayet-i kerimede kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer, saadete erer buyurdu. Nefsin mutlaka tezkiye edilmesi gerekir. Allah bu vazifeyi peygamberlerine vermiş, Resulullah Efendimiz'e vermiş, size bir Resul gönderdik, size Allah'ın ayetlerini okusun, açıklasın, hikmeti öğretsin, nefislerinizi tezkiye etsin, bir de size bilmediklerinizi öğretsin. Bu durumda nefsi tezkiye edecek olan peygamberlerdir, kıyamete kadar peygamber varisleri bunu yapar. Müminler onlarla beraber olunca, onları dinleyince, onlarla beraber yürüyünce, onların iman ettiği gibi iman edince, onların Allah'a teslim olduğu gibi teslim olunca, Allah'tan haşyet duyduğu gibi haşyet duyunca, Allah'a karşı edepli olduğu gibi edepli olunca, nefis tezkiye olmuştur. Ama onunla beraber bu yolu yürümeden hiç kimse tek başına nefsini tezkiye edemez, temizleyemez. Nefsin tezkiye olması demek, nefsin şirkten, küfürden, nifaktan kurtulması demektir. Dolayısıyla kibirden, gururdan, riyadan, hasetten desinler. Yani insanlar benim için şöyle desin, böyle desin, şöyle demesin, böyle demesin demekten kurtulmaktır. Her halükarda Rabbim ne der? Rabbim ne buyurmuş? Rabbim benim için neyi takdir ediyor, neyi diliyor, neyi seviyor deyip Allah deyince nefsi tezkiye olmuş, kurtulmuştur. Yoksa nefis kendini Allah'a şirk koşar. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Müşrikler puta tapmıyor. Onlar kendi nefislerine tapıyorlar. İşlerine öyle geliyor, ondan öyle yapıyorlar. Nefisleri onlara öyle söyler. Yani benlikleri, ben demelerinden dolayı o nefis kendini Allah'a şirk koşuyor. Allah'ın emrettiğini, sevdiğini değil de ben böyle seviyorum, ben böyle diliyorum, istiyorum deyip kendi arzusunu, isteğini Allah'ın emrinin önüne, sevdiğinin önüne koyunca tercihi kendi nefsine yapmış, dolayısıyla nefsini Allah'a şirk koşmuştur. Evet, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi demek, nefsin küfürden, şirkten, nifaktan, dolayısıyla kibirden, riyadan, hasetten temizlenip nurlanması demektir. Allah'ın isimleriyle isimlenmesi demektir. Evet. Efendim, bir izlenimiz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmet bereketi üzerinizde olsun. Allah sizden emeği geçen, geçenlerden razı olsun. Böyle bizleri aydınlatıyorsunuz. İsmim Mahmut Sami. Sorum, evde asılı resim veya süs, put türü şeyler olunca namaza bir sakıncası var mıdır? Allah razı olsun. Allah bu yolda kuvvetinizi artırsın inşallah. Allah razı olsun. Allah hepimizin gücünü, kuvvetini artırsın. Bize
güç kuvvet versin. Bu yolda güç kuvvet imandır, aşktır, muhabbettir. Ancak aşkı muhabbeti olanlar bu yolu yürüyebilir. Bu da imandır. Yani bu yol, sirat-ı müstakim Allah'a giderken sadece aşkla, muhabbetle yürünebilecek bir yoldur. Çünkü yolda engeller var. Nefis engeli var. Şeytan engeli var. Dünya engeli var. Ne kadar o aşk, o muhabbet şiddetlenirse kul o kadar güçlü olur, kuvvetli olur. Yolu yürüme, Rabbine koşma imkanı olur. Dolayısıyla engelleri aşabilme imkanı olur. Yoksa aşamaz. Eğer biri yolu yürüyemiyorsa, engelleri aşamıyorsa, bu durumda muhabbette, imanda bir sorun var. Allah'a teslimiyette bir sorun var. Rabbini istemede, tercih etmede bir sorun var demektir. Evde resim, heykel, put gibi şeyler olunca namaz kılınır mı? Evet, bu iş abartılmış bir durumdadır. Ameller niyete göredir. Yoksa puta tapanlar puta tapıyor diye o heykeller yasaklanmıştı. Şu anda öyle bir durum var mıdır? Hayır, öyle bir durum yoktur. Dolayısıyla resim olsun, heykel olsun herhangi bir şekilde bir sorun teşkil etmez. Bununla beraber Allah ayet-i kerimede Hazreti Süleyman'ı anlatırken bir kısım cinleri onun emrine vermiştik. Onun için heykeller yaparlardı. Havuzlar yaparlardı. Eğer heykel yapmak bir sorun olsaydı Hazreti Süleyman onu yapmazdı. Allah böyle haber vermezdi. Evet. Onun için ameller niyete göredir. Evde resim de olabilir, heykel de olabilir. Herhangi bir şekilde ibadete mani değildir. Bir sorun teşkil etmez. Evet. Efendim Gaziantep'ten Sevda Kılıç. Selamun aleyküm babam. Gönlümdeki sakladıklarımı ve bir türlü söyleyemediklerimi anlatanımsın. Kalbimde barındırdığım babamsın. Rabbimi en çok hatırlatıp hatıralarımı anlamamı sağlayanımsın. Hep aşk kokarak hayata bağlayanımsın. Bir türlü göremediğim o mübarek ellerinizden öpemediğim ve hep umutla buluşmayı bekleyenimsin babam. Selam ve duayla kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. İnşallah birbirimize böyle Rabbimizi hatırlatırız. Kim olduğumuzu hatırlatırız. Sirat-ı müstakimde hep beraber Allah'a yürür, Allah'a koşarız. Dünya hayatı bir günlük hayattır. Ama o bir günlük hayatta ebediyen kazanma ya da kaybetme imkanımız vardır. İnşallah ebediyen kazanmak için beraber yürürüz, beraber koşarız. Birbirimize yardım ederiz. Birbirimize kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, neye geldiğimizi hatırlatır. Yolu beraber yürürüz inşallah. Evet. Efendim Antalya'dan Büşra Yıldırım. Sen hayatıma giren en büyük mucizesin. Hayatımda oluşuna, seninle alemlerin Rabbine aşık olmama hamdolsun. Varlığına hamdolsun. Öpüyorum hasretle avuçlarından mürşidim sevdiğim, sevgilim canım pirim, ölüyorum hasretinden. En çok da sanki karşında soru soruyormuşuz gibi cevap vermene aşığım. Dervişlerine böylesine kıymet değer vermene hayranım. Ah sen ne güzel abd, ne güzel sevgilisin. Ey peygamber varisi, her şeyine aşığım, seni seviyorum. Bir sorum olacaktı pirim. Allah'ım sevgilin olmak istiyorum diye yalvardığımda bütün zerrelerimin yumuşadığını tattım.
acaba duamın kabulü mü yoksa başka bir tecelli mi? Allah'ın rahmeti, bereketi, mürşidimin ve kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Amin. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, dua ederken duanın kabul olup olmadığını nasıl anlarız? Eğer dua ederken veya tövbe istiğfar ederken tövbemizin, istiğfarımızın kabul olup olmadığını, Rabbimizin bizi affedip etmediğini ya da duamızın kabul olup olmadığını nasıl anlarız? Eğer manevi bir yakınlık yaşıyorsak, tüylerimiz tabiri caizse böyle diken diken olduysa, içimiz bir başka hal aldıysa, yumuşadıysa, gönlümüz muhabbetle dolduysa, sanki Rabbimiz duanı kabul ettim gibi onu hissedip tattıysa, evet duamız kabul olmuştur, tevbemiz, istiğfarımız kabul olmuştur. Elbette ki kardeşlerimize gerçekten çok kıymet, çok değer veriyoruz. Çünkü Rableri onları istemiş. Onlar Rablerini istemişler, tercih etmişler. Rableri de onları zatına seçmiş. Bize düşen Rabbini taşımaktır onları. Taşırken başımız üstünde taşımaktır. Gönlümüzde taşımaktır. Onlar bize Allah'tan bir emanet. Onların sahibi Allah, onları seven Allah, onlar da Rabbini seviyor ve istiyor. Dolayısıyla eğer getir diye emretmişse, onlar bir emanet, Allah'tan bir emanet. Hiç ondan daha kıymetli, daha değerli, daha şerefli bir emanet olur mu? Her türlü hizmete hazırız, her türlü hizmeti yapıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince, buna beraber gerektiğinde her türlü fedakarlığı yaparız. Beraber kazanabilmek için, Allah'ın emrini yerine getirebilmek için, Allah'ın muradının gerçekleşmesi için, üzerimizde gerçekleşmesi için. Buna beraber hep söylüyoruz, işi yapan Allah'tır. Kulunu kendine davet eder. Dolayısıyla bir de onu kendine çeker. Bunu bir vesileyle yapar. Bizim yaptığımız şey sadece vesile olmaktır. Sadece öğretmektir, anlatmaktır. Bununla beraber gerektiğinde eğitmektir, yürütmektir, yetiştirmektir, taşımaktır. Hizmet etmektir yani. Evet, her konuda, her şeye, her türlü hizmete varız ve onlar bu hizmete layıktırlar. Neyle layık olmuşlar? Rablerini tercih etmekle, istemekle. Ben Rabbimi istiyorum demekle, sahibimi istiyorum demekle. Bundan daha değerli hiç kimse yoktur. Daha şerefli hiç kimse yoktur. Sevilmeye daha layık kimse yoktur. Sevilmeye layık olan Rabbini seven ve Rabbini tercih edendir. Rabbini isteyendir. Biz de onların hizmetçisiyiz. Tek kelimeyle. Başka da hiçbir şey değiliz. Sadece hizmetçi. Allah yolunun hizmetçisi, Allah'ın kullarının hizmetçisi, Rabbini isteyenlerin, tercih edenlerin hizmetçisi. İnşallah hizmeti yaparken Rabbimizin katında, huzurunda mahcup olmayız. Hiçbir şeyi eksik bırakmayız. Emanete sadakat gösterenlerden oluruz inşallah. Evet. Efendim Mustafa Işıklı Diyarbakır'dan. Hayırlı akşamlar efendim. Rabbim sizden ebeden razı olsun. Sizinle olmak, sizinle yürümek çok güzel. Allah şahit ki sizi ve kardeşlerimi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sorum efendim, şimdi muhabbetler bize özlemi ve hasreti yaşatıyor. Cennete girmek gibi bir hedefim, cehenneme düşmek gibi bir endişem yok.
Tek derdim sizinle Rabbime vasıl olmak. Hayırlı akşamlar demiş efendim. Hayırlı akşamlar. Cenneti, cehennemi doğru anlamak gerekir. Cennet Allah'ın rızasının olduğu yerdir. Cemalinin olduğu yerdir. Sevgisinin olduğu yerdir. Selamının olduğu yerdir. Cehennem de Rabbini kaybetmek demektir. Kendini kaybetmek demektir. İnsan olmayı, insanlığı kaybetmek demektir. Bununla beraber Allah'ın azabının, gazabının olduğu yerdir. Yani kazanmayı, kaybetmeyi cennetle cehennemle anlamak gerekir. Ahirette cennetle cehennemden başka yer yoktur. İnsan ya cennete ya da cehenneme gider. Cennet deyince herkes kendine göre anlar. İmanına göre anlar. Ve cennete arzusu, isteği de imanına göredir. Eğer kul dünyadan geçmişse, cennetten de geçmişse Rabbini ister. İstediği, tercih ettiği Rabbidir. Cennet deyince de Allah'ın cemalini hatırlar, rızasını hatırlar, selamını hatırlar. Rabbi ile olmayı, onun huzurunda olmayı hatırlar. Yani cenneti böyle hatırlamalı. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz'e. Kutsi hadiste, dünya ehli dünyayı ister, ukba ehli, ahiret ehli, ahireti ister, sen beni iste. Evet. Onu isteyenler, onu her şeye tercih edenlerdir. Allah da onları zatına seçer. Evet, onlar Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olurlar. Bunlar peygamberler, şahitler, şehitler, salihler, sadıklar. Onlarla arkadaş olmuş. Çünkü onlarla beraber yürümüşler. Onların kazandığını kazanmışlar. Allah hepimizi onlardan eylesin inşallah. Efendim, Diyarbakır'dan bir izleyenimiz sinirlendiğim zaman ağzımdan çıkan sözlerden mesul tutulur muyuz diye sormuş efendim. Evet. Ağzımızdan çıkan söz ne olursa olsun. İster sinirlenmiş olalım, ister sinirlenmemiş olalım. Ağızdan çıkan her kelimeye hesap vardır. Yoksa sinirlendim, kendime hakim olamadım demek mazeret olmaz. Kendimize hakim olamadıysa sinirlenince kendimizi kaybediyor, ağzımızdan yanlış kelimeler çıkıyorsa bu durumda kendimizi kaybetmişiz. Şeytan bize hakim olmuş demektir. O üzerimizden konuştu demektir. Bizi konuşturdu demektir. Olması gereken şey nedir? Nefsin temizlenmesidir. Tezkiye edilmesidir. Eğer nefis temizlenir, tezkiye olursa evet, nurlanır. Allah'ın güzelliği tecelli eder. Evet, ağızdan çıkan her kelimeye hesap vardır. Hali hangi halde olursa olsun. Mazeret yoktur yani. Evet. Efendim, İzmir'den Berrak. Selamun aleyküm efendim. Dinimizin, imanımızın hakikatini anlatıp gösterdiğiniz için Allah'a hamdolsun. Sizi çok seviyoruz. Gönlümüz her daim sizinle olsun inşallah. Allah razı olsun. Dinin, imanın hakikatini anlamadan iman edilmiş olmuyor. İslam dinine girmiş olmuyor. Müslüman olmuş olmuyor. Bilmemek mazeret değildir burada. Kul eğer ahirete iman ettim dediyse öğrenmek zorundadır. Anlamaya çalışmak zorundadır. Allah mutlaka ona öğretir. Yeter ki kul samimi olsun. Bir yerde, hayatının bir yerinde
ona yolu gösterir, kendine davet eder. Hadi kulum iman et, hadi kulum gel. Çünkü Allah onu bunun için yaratmış. Ama kul ciddiye almazsa, ebedi hayatını dert edilmezse, bu durumda davet edilince de, Allah onu davet edince de bir vesileyle onu yok sayar, görmezden gelir, hatta inkar eder. Dolayısıyla kaybeder. Ben bilmedim, anlamadım diyemez. Çünkü anlamak istemedi. Böyle bir derdi olmadı. Ebedi hayatını dert edinmedi. Ama dünya hayatını dert edinip her şeyi öğrenmek için çabasını, gayretini sarf ederken ebedi hayatı için böyle bir çaba, böyle bir gayret içine girmedi. Dolayısıyla kaybetti. Evet, Allah'a hamdolsun yolu görünce, hakikati anlayınca, Rabbimizin bize vahyini anlayınca, bütün Allah'ın vahyine uymayan, ters düşen, hepsini atıp Allah'ın ipine, vahyine sarılıyoruz. Allah kula akıl vermiş ki anlasın. Ayetleri üzerinde tefekkür etsin. Ayetleri üzerinde tefekkür edip anlayınca, nasıl anlarsa anlasın. Ya Rabbi ben bunu böyle anladım dediğinde, bu onun için yeterli bir mazeret olur. Mesele aklını kullanmış olmasıdır. Birilerinin peşine takılmamasıdır. Herkes böyle yapıyor ya da falancalar böyle yapıyor, bu doğrudur dememesidir. Söz konusu olan ebedi hayatımız, söz konusu olan Rabbimizi, Rabbimizin rızasını, dostluğunu, yakınlığını kazanmak ya da kaybetmektir. Hem de ebediyen. Evet, insanın aklını sonuna kadar kullanması gerekir, içtihat etmesi gerekir, uykusuz kalması gerekir, düşünmekten uyuyamaması gerekir. Acaba doğru nedir? Hangisi doğrudur? Nasıl doğrudur? Nasıl yapsam doğru yaparım? Kiminle yürüsem kazanırım? Böyle bir çabası, gayreti olmadıkça Allah'ın dinini dert edinmiş olmaz. Rabbinin rızasını dert edinmiş olmaz. Yolu bulduktan sonra da evet artık yolu yürümeye başlar, Rabbine koşmaya başlar. Zaten üzerindeki değişiklikten dolayı kazandığını hemen anlar. Eğer aşkı, muhabbeti artmışsa, Allah'a yakınlığı artmışsa, Rabbini zikretmeyi, tesbih etmeyi, hamd etmeyi sevmişse, secde etmeyi sevmişse, her gün biraz daha Rabbine yakın olur, yaklaşır, kazanır. Bunu tadarak anlar, doğru yolda, sırat-ı müstakimde olduğunu anlar. Allah'ın kendisine nimet verdiği, kulların kazandığını kazandıkça yolculuğu hızlanır. Onun için yolculuğu, ustad yolculuğunu anlatırken ne dedik? Bir aşka yolculuk. Aşka yolculuğu yaparken aşkı kazanıyor. Aşkla yolculuk, kazandığı o aşkla yolculuk şiddetlenmiş, hızlanmıştır. Aşkla, muhabbetle Rabbinin sevgisini kazanmaya devam eder. Sonra aşk her zerresine tecelli eder. Bu sefer aşkta yolculuk yapar. Sema ederek yolculuk yapar. Manevi yolculuğu o aşkta semayla devam eder. Böylece Rabbine evet vasıl olur. Evet. Efendim Azerbaycan'dan izleyenimiz selamünaleyküm. Mürşidimizin gönlüne girdiğimizde bunu nasıl anlarız? Bir de hocam sizi yakından görmeyi arzu ediyorum. Sizi çok seviyoruz. Bu sevginin daha da çok olmasını isterdim. Önceden teşekkür ediyorum diye demiş efendim. Allah razı olsun. Hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Bir derviş mürşidinin kalbine girip girmediğini, gönlüne girip girmediğini nasıl anlar? Elbette ki kendi gönlünden anlar.
Eğer mürşidin gönlüne girmişse, mürşid de onun gönlüne girmiştir. O mürşidini gönlüne almışsa, mürşid de onu gönlüne almıştır. Karşılıklıdır yani. O onu ne kadar nasıl seviyorsa, o da onu öyle sever. Dolayısıyla kendi gönlünden anlar. Onunla gönül beraberliğini nasıl yaşadığını, tattığını, evet, oradan anlar. En net şekilde evet, gönlünden, ona olan sevgisinden, bağlılığından, onunla beraber onu dinleyip, onunla beraber yürümesinden anlar. Yürüdükçe zaten manevi olarak büyür ve değişir. Evet, bunu böyle anlar. Yakından görmek, yakınlık, aşkla, muhabbetle alakalı bir şeydir. Ne kadar seviyorsa o kadar yakındır. Ne kadar tabi olmuş, beraber yürüyor, ne kadar dinliyorsa o kadar yakındır. Onun için mesafenin bir önemi yok. Önemli olan manevi yakınlıktır. Evet. Efendim, Gaziantep İslahiye, Ramazan Talay, selamun aleyküm hocam. TV'lerimize güneş gibi doğmaktasınız. Rabbim iki cihanda da bizleri beraber eylesin. İnşallah hocam. Bizim bir yakınımız var. Hiçbir rahatsızlığı yokken yaklaşık 4 yıl önce kendi kendine konuşmaları, gözüne olmayan şeyler gözüktüğünü söylüyor. Ve yapılan şifa ayetlerini yastığının kılıfına koydular. Gizlice ertesi gün o yastığı parçalayıp o ayetleri çıkarmış. Bu hal nedir hocam? Doktorlar sinir hastalığı diye teşhis koymuşlar. Ama bize öyle gelmiyor. Yorumunuza ihtiyacımız var hocam. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Evet, sinir hastalığıyla alakalı bir hastalık değildir bu. Bu nefsin hastalığıdır. Bu onun kendini şeytana teslim etmesidir. Zaten herhangi bir sorun görünmüyor. Ama gönül aleminde kimse kimin ne yaşadığını bilmez. Gönül aleminde, nefsinde. Evet, öyle bir hal almış ki kendini şeytana teslim etmiş, bırakmış. Ona arkadaş olmayı, ona dost olmayı kabul etmiş. Böyle bir tercih olunca şeytan onu kullanır. Onunla bir şeyler yapar. Ona bir şeyler öğretir. Çünkü ebediyen kaybederken şeytan birbirimizden istifade ettik der. Evet. Bunun sebebi gerçek manada Rabbini bilmemektir. Kendini bilmemek, kendini tanımamaktır. Bununla beraber iman etmemektir. Bazı şeyleri Allah'a tercih etmektir. Allah'a iman etmeye, teslim olmaya tercih etmektir. Böyle olunca evet, şeytan da onu kullanır. Kendini şeytana kullandırıyor. Olması gereken şey Allah'a dönmesidir. Rabbim Allah'tır demesidir. Buna beraber boyun bükmesidir. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulun. Benim asıl vazifem, işim, kazanmam sana kul olmakladır. Kim beni övmüş ya da kim beni yermiş ona bakmam. Kim bana ne demiş ona bakmam. Her halükarda beni imtihana tutarsın. Ben de güzel yapmaya çalışırım. Elimden geleni yapmaya çalışırım demesi gerekir. Bunu söylediğinde şeytani kovmuş olur. Evet. Efendim, Malatya'dan Mehmet Yabaş. Selamun aleyküm hocam. Hocam, karıncaları anlamadım. Bu karıncalar Süleyman Aleyhisselam'ı nasıl duydular? Nasıl kenara çıktılar? Ve Süleyman Aleyhisselam nasıl tebessüm etti?
uzaktan nasıl karıncaları gördü? Ben şöyle düşünüyorum. Bu karıncalar kalabalık bir insan topluluğu olsa gerek. O kalabalık insan topluluğunun lideri konuşmayı yapıyor. Yoksa ki Allah'ın sünnetine ters diye düşünüyorum demiş efendim. Önemli bir soru. İmanla alakalı. Allah'ın ayetlerine imanla alakalı bir soru. Mahlukata, varlığa imanla alakalı bir sorudur bu. Mutlaka her şeyi Allah'a göre anlamamız gerekir. Allah bize neyi nasıl öğrettiyse öyle öğrenip, öyle anlayıp, öyle iman etmemiz gerekir ki o öyledir. Evet, Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Karınca, dişi karınca, kraliçe karınca, evet, o kendisiyle beraber olanlara hitap edip, yollarınıza dönün, Süleyman ve askerleri geliyor, farkında olmadan sizi ezebilirler dedi. Farkında olmadan, bilerek yapmaz dedi yani. Niye? Tanıyor, Süleyman'ı tanıyor. Peygamber olduğunu tanıyor, biliyor. Bir de Allah aynı şekilde Hazreti Süleyman'la ilgili Allah Hazreti Süleyman'a hayvanların dilini öğretmişti. Bir de kuşu anlatıyor Allah. Hüthüt kuşunu anlatıyor. Ne dedi hüthüt? Evet, ortadan kayboluyor. Sonra geri geldiğinde senin bilmediğin bir şeyi öğrendim diyor. Hazreti Süleyman'a. Allah anlatıyor. Sebe suresi olması gerekir. Bir kadın gördüm. Kendisiyle beraber, halkıyla beraber güneşe tapıyorlardı. O kadının büyük bir tahtı vardı. Şeytan onlara güneşe tapmayı güzel göstermişti. Hakkı bulamadıkları için, hidayeti bulamadıkları için güneşe tapıyorlardı. Bir de bunu doğru zannediyorlardı. Şeytan onlara süslü göstermişti bunu. Güzel göstermişti. Bir de onlar gökteki gizlilikleri bilen, yerdeki gizlilikleri bilip açığa çıkaran, gizliyi, açığı bilen, evet, Allah'ı bırakıp güneşe tapıyorlardı. Kuş Rabbini övüyor, hamd ediyor, kudretini söylüyor, ilmini söylüyor, gücünü, kuvvetini söylüyor. Allah'tan başkasına tapanın hidayeti bulmadığını söylüyor. Dolayısıyla hayvanlara bakarken bu hayvandır, bir şey bilmiyor demek yanlıştı. Bir de Allah ayet-i kerimede gökyüzünde uçan kuşlar, yeryüzünde yürüyen canlılar, her biri sizin gibi bir cemaattir. Hepsinin aklı vardır, iradesi vardır, imanı vardır, vazifesi vardır, kulluğu vardır. Ama tabii bize öğretirken ne dediler? Büyüklerimiz ya da okulda hocalarımız, hayvanlar akılsız varlıklardır. Allah öyle söylemedi. Hepsi de insanlar gibi bir cemaat, her biri bir cemaat. Kuşlar bir cemaat, karıncalar bir cemaat, köpekler bir cemaat, hepsi bir cemaat. Hepsi de Rabbini biliyor ve hepsinin zikri vardır. Hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyor, bu istisnasızdır. Onların da yanlışları vardır, eksikleri vardır. Kıyamet günü onlar da hesap görecek. Onların da hesabı vardır. İnsanlara karşı sorumlulukları vardır. Yerine getirmediğinde onlar da sorumludur aynı şekilde. Birbirlerine karşı zulmettiklerinde onların da hesapları vardır birbirlerine karşı. Evet, hayvanlara bakarken böyle bakmak gerekir. Bu Rabbine iman etmiş. Rabbini biliyor. Peygamberi biliyor.
İnsanı biliyor, insanın hizmetinde olduğunu biliyor, vazifesini biliyor. İşini biliyor. Dolayısıyla aynı şekilde onlar da müminleri severler. Allah'ı seveni severler. Taş da öyle, toprak da öyle. Her şey öyledir. Allah bakışımızı düzeltmemizi istiyor. Varlığa bakarken Allah'ın bize öğrettiği gibi bakmamız gerekir. Yoksa kardeşimizin söylediği, o bir insan topluluğu değildir. Onlar karınca topluluğudur. Onların da bir cemaat olduğunu Allah bize öğretiyor. Kuşun harını anlatırken de aynı şekilde. Hazreti Süleyman her biriyle konuşuyordu. Onlar da cevap veriyordu. Onlar da onunla konuşuyordu. Evet, Allah bunu eğer Kur'an'da bize vahyetmişse nasıl bakmamızı, hayvanları nasıl görmemizi anlamamızı istiyor. İnşallah bakışımızı değiştireceğiz. Allah bize nasıl öğretmişse öyle bakıp, öyle anlayacağız, öyle muamele edeceğiz. Onların her biri kendi alemlerindedirler, alemleri. Orada bakışları var, bakışları da farklı, halleri de farklıdır. Ama her biri Allah'ın kurudur. Rabbini bilen, iman etmiş kurudur. Rabbini hamd ile tesbih eden kurudur. Her birinin zikri başkadır, fikri başkadır, tefekkürü başkadır. Hamdi, şükrü başkadır. Secdesi başkadır onun. Her birinin. Evet. Efendim, İstanbul'dan Zeynep. Selamun aleyküm. Hayat bazen zemheri, kara kış olur. Fırtınadan, tipiden göz görü görmez olur. Nefes almada bile zorlanır ya insan. İşte tam o anda bir mucize olur adeta. Yüreğimin tam ortasında ledün aleminden muhteşem bir güneş doğar ve bütün karanlıkları kutlu tebessümüyle boğar. O güneşin adı Muhammed Hüseyin'dir. Diğer adı Aşk Baba. Gönlümüze giren bu kutlu güneşin tüm gönüllere, tüm evlere, tüm hayatlara girmesi duamız, dileğimizdir. Rabbimin hay esmasını bize öğreten, ölü kalplerimizi dirilten, imanımızı kıyama kaldıran, Muhammed'i bir seda ile yüreğimize seslenen sultanımıza gönüller dolusu teşekkürler borçluyum. Gönlümün güneşi sultanıma selam olsun. Efendim sultanım, can babam, sizi çok özledik. 17 Ocak'ta da bu özlem biter inşallah. Cennetin anahtarı gül ellerinizden hasretle öpüyorum. Sultanıma muhabbetle hürmetlerimi arz ederim. Diyarın mücahitleri, can kardeşlerim, hizmetiniz daim, geceniz mübarek olsun. Sizi Allah için seviyoruz. Vesselam. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Aslında her an Allah kulları için mucizeler yaratıyor. Her an. Mesele mucizeyi görmektir. Allah'ın kuluna yaptığı her özel muamele onun için özel bir mucizedir. İster Allah bir şeyi öğretmiş olsun, ister kendini tanıtmış olsun, ister kazanması için ona bir imkan verip imtihana tabi tutmuş olsun, hepsi bir mucize, hepsi Allah'tan. Öyle ki Allah ayet-i kerimede yarın şunu şöyle yaparım deme dedi. Yani her an benim takdirimle, yarattığım mucizeyle karşı karşıyasın. Onun için ben yaparım deme. Allah dilemedikçe, Allah dileyecek ki onu yapabilesin. Senin yapabilmen Allah'ın kudreti içindedir. Onun için her anda mucizelerle karşı karşıyayız. Allah'ın özel muamelesiyle, ikramıyla karşı karşıyayız. Mesele bunu görebilmek, bunu fark edebilmek, bunu anlayabilmek. Onun için Hazreti Ali Efendimiz öyle buyurmuştu.
hiçbir şey yoktur ki ondan önce, onunla beraber, ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Mesele önce onu görmektir. Önce her şeyin sahibini, imtihanın da sahibini, kimden, nereden gelirse gelsin, o muamelenin sahibini, muameleyi yapanın sahibini görebilmektir. Ondan önce, onunla beraber, ondan sonra. Ondan önce görmek demek, önce onu görmek. Acaba Rabbim bana ne demek istiyor, bana neyi öğretmek istiyor, benim ne yapmamı istiyor dediğinde bu öncesiydi. Onunla beraber, o muameleyi yapan kim olursa olsun, onun Rabbi var. Onu varlıkta tutan, kayyum olan, hay olan, diri tutan Rabbi var onun. O dilemezse o hareket edemez. O konuşamaz. O onu yapamaz. Dolayısıyla Allah ona ondan daha yakın, onu çepeçevre ihata etmiştir. Allah dilemedikçe o dileyemez. O yapamaz onu. Gücü buna yetmez. Onunla beraber görür. Bir de ondan sonra. Evet, sonuç itibariyle Allah'ın kendisinden ne istediğini anlayıp öyle muamele ettiğinde bir de evet ondan sonra. Sonucu Allah ile görünce, Allah ile anlayınca, neyi kazanıp neyi kaybettiğini anlayınca evet bir de ondan sonra Rabbini görmüş olur. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Her konuda, her yerde, her zaman önce Rabbimizi, mülkün sahibini, nimetin sahibini ya da musibetin, belanın, imtihanın sahibini göreceğiz. Görüp Rabbimiz bizden nasıl istiyorsa, nasıl seviyorsa öyle yaparız inşallah. Efendim, izleyenimizin bir mesajı daha var efendim. Mübarek ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyorum demiş efendim. Bir de geçmiş olsun demiş efendim. Hayırlı şifalar diliyorum. Sevgi, imanı, muhabbeti öğreten sultanımı çok seviyorum. Rabbimin en güzel hediyesi, en büyük nimeti sultanım demiş efendim. Hamdolsun, selam ve sevgileri var efendim. Allah razı olsun. Hepimiz birbirimiz için Allah'tan bir hediye, bir nimet. Eğer beraber en büyük nimeti kazanıyorsak, en büyük olanın, tek büyük olanın rızasını, dostluğunu beraber kazanıyorsak, birbirimizle kazanıyorsak, Allah bizi birbirimiz için nimet yapmışsa, ikram yapmışsa, en büyük Allah'ın hediyesidir. Mesele bunu böyle görüp, böyle anlayıp, birbirimize de böyle muamele etmektir, böyle sevmektir. Onun için, ondan. Hamdolsun. Efendim Oya Hanım Adana'dan, selamun aleyküm hocam. Size çok selam gönderiyorum. Sizi çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Hem kardeşimize hem Adana'daki kardeşlerimize selam olsun. Efendim Adana'dan Ayhan, selamun aleyküm. Bir kul hocasını her an aklında, ibadetinde, gözyaşında, duada olma hali nedir? Selam ve dua ile Allah razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Gönlü onunla beraber olmuş demektir. Gönül onunla bir olmuş demektir. Bu sevmenin, aşkın, muhabbetin sonucudur. Rabbini sevmenin, Rabbi için sevmenin sonucudur. Ve bu mutlaka ona fenayı kazandırır, bekayı kazandırır. Evet, yolu yürürken bu manevi hali eğer yaşıyorsa, bu mürşidinde fena bulma halidir. Fena kuldan yana, beka Allah'tan yanadır. O kendini sevdiğine teslim edince, sevdiği tecelli eder. O olur yani. Evet. Efendim, Malatya'dan Oğuz Bars, selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi diğer TV ailesinin üzerine olsun inşallah. Bir sorun var. Cinlerle ilgili geniş bilgi verebilir misiniz? Bir de efendim Malatya'dan Mehmet Yabaş da sormuş. Selamun aleyküm hocam. Cinleri nasıl bilmeliyiz? Biraz detaylı açıklar mısınız?
Bugün insanların düşünceleri eşikte, ateşte, lavaboda, banyoda böyle saçma varlıklar olabilir mi? İnsanlar böyle inanıyorlar. Bir de yok efendim çarparmış. İbadet edecek şahıs nasıl çarpar? Rabbimiz sürekli ey insanlar diye sesleniyor. Ey cinler diye seslenmiyor. Bu cinler insanın kötü düşünceleri, şeytanlaşmış düşünceleri midir diye düşünüyorum. Doğru mudur diye sormuş efendim. Dinimizi, imanımızı, İslam'ımızı, ahiretimizi, dünyayı, ahireti, bütün varlığı Allah'ın öğrettiği gibi öğrenmek lazım. Anlamak lazım, iman etmek lazım. Yoksa Rabbimizin vahyini anlamadan konuşursak, ister istemez Rabbimize ters düşeriz. Bir de bakarız ki farkında olmadan Allah'ın ayetlerini inkara gitmişiz. Onun için hangi konuda olursa olsun onu mutlaka Allah'ın kitabına, Kur'an'a arz etmemiz lazım. Benim böyle bir fikrim var. Doğru mu yanlış mı? Ya da ben bunu şöyle öğrendim. Bu doğru mu yanlış mı diye Kur'an'a, Allah'ın kitabına arz etmek lazım. Allah'ın kitabını arz etmek demek, Allah'a arz etmek demektir. Ya Rabbi bu konuda sen bana neyi öğrettin? Neyi vahyettin? Bunu nasıl anlamamı istiyorsun? Deyip sormamız gerekir. Evet, cinler hakkında kardeşimiz bilgi istiyor. Cinler tıpkı insanlar gibi kullukla sorumlu varlıklardır. İnsanlardan önce dünyada vardılar. İnsanlardan önce. Yani dünya daha ateş topu halindeyken onlar dünyada mevcuttu. Zaten onlar da dumansız ateşten yaratılmış. Dolayısıyla ateş onları yakmıyor. Allah ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece bana abdolsunlar diye yarattım. Neymiş? Tıpkı insanlar gibi abdolmakla mükelleftirler. Onların bulunduğu alem farklı. Meleklerin bulunduğu alemdedirler. Onlar hem insanları görür hem de melekleri görürler. Bununla beraber iblis cinlerdendi. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. İblis secde etmedi, o cinlerdendi. Cinler Allah'ın kendinden nefrettiği ruhu taşımazlar. Bu ruhu taşıyan bir tek insandır. Dolayısıyla cinler de insanlara yine secde etmiş. Secdeyle emrolunmuş. İblis secde etmedi, cinlerdendi. Melekler nasıl secdeyle emrolunduysa aynı şekilde cinler de öyle emrolunmuş. Bunun sebebi Allah'ın kendi ruhundan nefretmesidir insana. Arada fark var. Dolayısıyla onlar, Allah ayet-i kerimede buyurdu, cinler de gelip Resulullah Efendimiz'i dinlediler. O cinler Yahudi'diler. Daha önce Yahudi'diler. Hazreti Musa'ya iman etmiş cinlerdiler. Gelip Resulullah Efendimiz'i dinlediler. Bunun için cin suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Onlar da uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Biz Tevrat'tan sonra bir kelam işittik diye başlıyor. Kendi kavimlerini uyarırken Allah'ın Resulüne imana davet ediyorlar. Kur'an'a imana davet ediyorlar. Kendileri söylüyor Allah ayet-i kerimede buyurdu. Bir kısmımız orta yolu seçtik. Ortadayız yani böyle ibadetimizi yapıyoruz, kulluğumuzu yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, kazanmaya çalışıyoruz. Bir kısmımız önde gidiyor, hayırda yarışıyor. Cinler bunlar. Bir kısmımız da bizden beyinsiz olana, iblise uyuyorlar. İşte o beyinsize, iblise uyanlar şeytan olur. İnsanlarla uğraşanlar da cinler değildir, şeytanlardır. Yoksa toptan böyle cinler deyince söyledim. Onların da müminleri vardır. Bununla beraber velileri vardır, hayırda yarışanları vardır. Aynı şekilde kafirleri vardır. Beyinsiz olan iblise tabi olup şeytan olanlar vardır. Evet, cinleri böyle anlamak gerekir.
Buna beraber Allah şeytana karşı uyarırken ne buyuruyor? Sizin onları görmediğiniz yerden onlar sizi görüyor. Hile yapıyor. Bütün gücü vesvese vermektir. Vesvese vermek. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Onlar insanları cehenneme davet eder. Şeytanlar, cinler değil, şeytanlar. İblise tabi olanları. Aynı şekilde insanlardan da iblise tabi olanlar, Allah'tan, haktan başka yere davet edenler, onlar da şeytandır. Yani şeytanlar hem cinlerden olur hem insanlardan olur. Evet. Minel cinneti ve nas. O şeytanlar, vesvese verenler, batıla davet edenler, şirke, küfre davet edenler hem cinlerden olur hem insanlardan olur. Bu şeytanlar. Allah buyurdu öyle. Evet, insanlar üzerinde etkileri, davetleridir. Verdiği, gönüle verdiği vesvesedir. İnsan da onlara uyduğuna, evet, şeytana uymuş olur. Ama o vesvesenin karşısında bir de Allah'ın daveti vardır. Allah'ın davetine icabet etmiyor. Allah güzel yap diyor. Şeytan tam ters tarafa davet eder. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Allah cennete davet eder, güzel yapmaya davet eder. Şeytan da kötülüğe davet eder, cehenneme davet eder. Ama bu tercihi kul yapar. İsterse Rabbine, Rabbinin davetine icabet eder, isterse şeytanın davetine icabet eder. Ama Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu İblis'e, senin ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir saltanatın yoktur. Gücün yoktur. Kudretin yoktur. Herhangi bir şey yapamazsın. İblis de öyle söyledi. Evet, onları sırat-ı müstakimde duracağım, onları yoldan çıkaracağım. Çoğu şükretmeyecek, çoğunu kendime bağlayacağım. Ama ihlaslı kulların müstesna dedi. Onlara zaten bir şey yapamam. Onlar samimi. Onun işi samimi olmayanlarla, ciddi olmayanlarla. Onları yoldan çıkarıyor. Nereden çıkarıyor? Sırat-ı müstakimden. Dost doğruyu yolda yürüyenleri çıkarıyor yoldan. Zaten yoldan çıkanlarla onun işi yok zaten. Onlar zaten ona arkadaş olmuş. Onun isteği zaten onlar üzerinde gerçekleşmiş. Onun derdi sirat-ı müstakimde yürüyenlerledir. Allah'a koşanlarladır. Rabbini isteyenlerledir. Nasıl yoldan çıkarıyor? Şükürsüzlük yaptırarak. Allah'ın verdiği onca nimeti yok sayarak. Allah ona ikramda bulunmuş, iman nimetini ihsan etmiş, bir vesileyle ikram etmiş, öğretmiş, davet etmiş, kendine davet etmiş, kendine çekiyor. Sanki hiç nimet vermemiş gibi o nimetleri böyle yok sayıp öyle düşünür, öyle konuşur, öyle hareket eder. Şükürsüzlük yapar. Şükürsüzlük yapınca ona tabi oldu. Şeytana tabi oldu, o da onu yoldan çıkardı. Rabbine karşı nankörlük yaptı çünkü. Onca nimeti yok saydı. En büyük nimeti yok saymış. En büyük nimet iman nimetidir. Aşk nimeti, muhabbet nimetidir. Sırat-ı müstakimde Rabbine yürüme nimetidir. Rabbine yakın olma, Rabbinin yakınlığını kazanma nimetidir. Eğer biri bunu hafife aldıysa, basite aldıysa, evet, şükürsüzlük yapmıştır. Dolayısıyla şeytan onu yoldan çıkardı. Kaybettirdi ona. Evet. Cinleri de böyle anlamak gerekir. Hiç kimse hakkında böyle bilmeden, anlamadan suizanda bulunmak doğru değildir, yanlıştır. Söyledim. Onlar da tıpkı insanlar gibi Allah'a abd olmakla sorumlu bir topluluktur, varlıktır. Nasıl onların beyinsiz olanı iblisse, ona tabi olanları şeytansa, tıpkı insanlar da öyledir. İnsanlardan da böyle beyinsiz olanlar çıkar ve önde yürür. Hadi bana tabi olun der, bana uyun der. Ben size şunu vaat ediyorum, bunu vaat ediyorum der. Ona uyanlar da beyinsiz olana uymuşlar ki onlar ondan daha beyinsizdir. Bir yol ki insana insanlığını kaybettiriyor, Rabbini kaybettiriyor, ahiretini kaybettiriyor. O akıl sahiplerinin yürüdüğü bir yol olamaz. Bir yol değildir. Efendim, Sakarya'dan Kenan Tuğrak, insanın kurtulması için ne yapması lazım ve İslam nedir?
İslam için ne yapabiliriz ve ölmeden ölünüz hadisini, hadis-i şerifinin anlamı nedir hocam diye sormuşlar efendim. Soruları tek tek sormanız lazım. Kaybetmemek için, kazanmak için ne yapmak lazım? Aslında bunu herkes biliyor. Önce kulun iman etmesi lazım. Sonra Allah'a teslim olması lazım. İslam Allah'a teslim olmaktır. Bununla beraber ihsan sahibi olmak lazım. İhlaslı olmak lazım. Mühsin olup güzel yapmak lazım. Yoksa kurtuluş olmaz. Kazanmak mümkün olmaz. Zaten kurtulan kazanmıştır. Ama kaybeden de zaten hiçbir şey kazanamamıştır. Diğer sorusu neydi kardeşimizin? Efendim, diğeri İslam nedir? İslam için ne yapabiliriz diye sormuş efendim. Evet, İslam için ne yapabiliriz? Hiç kimse İslam için bir şey yapmaz. Nasıl ki kimse güneşe yardım edemez. Güneş zaten vazifesini yapıyor. İnsanı aydınlatıyor, ısıtıyor. İslam da öyledir. Bize düşen İslam'dan istifade etmektir. İnsan olarak Allah'a, Allah'ın dinine teslim olmaktır. Dini Allah'a has kılmaktır. Dinin sahibinin, mülkün sahibinin, bizim sahibimizin Allah olduğuna iman edip bunu kabul etmektir. Nefsimize kabul ettirmektir. Hükmün Allah'a ait olduğunu, bizi her anda imtihana tabi tuttuğunu kabul edip güzel yapmaktır, doğru yapmaktır. Allah'ın sevdiği gibi yapmaktır. Yoksa ben İslam için bir şey yapayım, bu İslam'ı bilmemek, anlamamaktır. İnsanlar birbirini İslam'a davet eder, İslam nuruna davet eder. İslam güneşine davet eder, etmelidir. İslam için değil, insan için bir şeyler yapmamız gerekir. İnsan kardeşlerimiz için bir şeyler yapmak gerekir. Elimizden geleni yapmamız gerekir. Kazansınlar diye, İslam'a girsinler diye, Allah'ın dinine girsinler diye, Allah'a teslim olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar, ebediyen kazansınlar diye. Onun için hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız gerekir ki kazanabilelim. Ve bu Allah'ın emridir. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın kitabına, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Sarılınca İslam'a girmiş oluyoruz, Allah'a teslim olmuş oluyoruz. Dolayısıyla İslam'dan istifade etmiş oluyoruz. Onunla kazanmış oluyoruz. Evet. Efendim bir de ölmeden ölün, ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifini sormuş evet, efendim. Ölmeden ölün demek Allah'a teslim olmadan teslim olun. Yani mecburi teslimiyetten önce teslim olun. Allah'a gitmeden önce Allah'a gidin. Ölmeden evvel ölmek demek bütünüyle Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a karşı fikir beyan etmemektir. Ben biliyorum dememektir. Bence, bana göre dememektir. Rabbim neyi emrettiyse o. Rabbim neye doğru dediyse doğru odur. Hak dediyse hak odur. Güzel dediyse güzel odur. Neye yanlış demişse o da yanlıştır. Neyi yap dediyse yapmaya çalışmaktır. Neyi de yapma dediyse yapmamaya çalışmaktır. Allah'a teslim olmaktır. Ölmeden evvel ölmek. Ölmeden evvel ölürse ne olur? Ölünce yaşadıklarını, tattıklarını ölmeden önce tadar. Bununla beraber Allah'ın tecellisine şahit olur. Allah onu şahit kılar. Ayet-i kerimede Allah öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur dedi. Allah sizi huzura alır. İşte ölmeden evvel ölürse huzura varır. Huzura varınca ölmeden önce gerçek manada ölmüş olur. Teslim olmuş olur. Huzura kabul edilir. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan bir izleyenimiz. Allah'ın selamı, bereketi tüm peygamberlerin ve resullerin üzerine olsun. Allah'a hamdolsun. Can babam gönlü cennet olan Nur Saçan efendim. Binler salat ve selam üzerine olsun. Sana sonsuz teşekkür ederiz.
ellerinden hürmetle, hasretle, saygıyla öpüyorum. Rabbim sizden sayısızca razı olsun. Bizler Allah'ı ve Resulünü çok çok seviyoruz. Seviyorum. Sen ki Allah'ın nur saçan biricik gülüsün, paha biçilmez. Mürşidimiz, babamızsın. Hamdolsun alemler Rabbine. Saygı ve hürmetlerimi arz ederim. Allah'ın selamı ve rahmeti, bereketi üzerine olsun. Allah'tan dolayı Resulümüzü çok çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de Allah için kardeşlerimizi, beraber yürüdüğümüz, beraber üzülüp beraber sevindiğimiz, evet, kardeşlerimizi çok seviyoruz. Allah'ı sevenler, Allah'ın rızasını gözetenler, Rabbini tercih edenler, her şeyini ona kurban edip canını kurban edebilenler, gerçek manada bu dünya bahçesinde Allah'ın gülüdürler. Gül. Resulullah Efendimiz'in kokusunu saçarlar. Onun güzelliğini üzerinde saçarlar. Onun güzelliği Allah'ın güzelliğidir. Allah'ın isimlerinin güzelliğidir. Onun için Ayşe annemize sormuşlardı, Resulullah Efendimiz'i bize biraz anlat deyince, evet öyle buyurdu. O da herkes gibi bir beşerdi. Yer, içer, gezer, herkes gibi bir beşerdi. Ama Allah'ın bütün isimleri kemaliyle üzerinde tecelli etmişti. Evet, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yeryüzündeki aynası. Güzelliğinin, isimlerinin tecellisi. El Esmaül Hüsna, güzel isimlerinin tecellisi, güzelliğinin tecellisiydi. Ona tabi olunca onun gibi güzel olur. Aynı ile güzel olur. Hangi güzellik onda tecelli etmişse o güzellik aynı şekilde kulda tecelli eder. Çünkü bütün insanlar Allah'tan o ruhu taşıyor. Ruhundan Allah nefretmiş. Yolu yürümek de bunun içindir. Allah ile güzel olmak için. Bütünüyle Allah'a teslim olup Allah'ın güzelliğinin tecelli etmesi için aklını, fikrini, ilmini, düşüncesini, nefsini, varlığını Allah'a teslim edip kurban etmiştir. Kurban edince karşılığında baki olanı alır ki Allah zatıyla, sıfatıyla ona tecelli eder. Aşktan bir varlık, Allah'ın isimlerinden El Esmaül Hüsna'dan ibaret bir güzellik. Bir aşık, Rabbine aşık. Aynı şekilde Allah onun üzerinde kendini sever. Kendi güzelliğini sever. Evet, aşk var, aşık var, maşuk var. Hepsi birbirine karışık. Evet. Efendim Kayseri'den Asuman, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi mürşidimiz Pir Muhammed Hüseyin Hazretleri'nin üzerine olsun. Aşıklar diyarının üzerine olsun. Mürşidimize bir sorum olacaktı. Ben Rabbimize yönelip Allah'ım seni seviyorum diyemiyorum. Allah'ım inşallah seni seviyorum diyorum. Aynı şekilde alemler Rabbine inşallah teslim oldum. Namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm, her şeyim inşallah Allah için olur diyorum. İnşallah demeden bu güzellikleri söyleyemiyorum. Bu durum hala İmanı kazanmadığım anlamına mı geliyor? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Şöyle anlamak gerekir. Ameller niyete göredir. Konuşurken de bu böyledir. Önemli olan konuşurken neyi kastettiğimizdir. Yani inşallah derken neyi kastediyoruz? Bir mümin Allah'a imanını arz ederken orada kendi gönlünden dolayı kesinlik ifade etmesi gerekir. Evet, inşallah deyince eğer senin izninle yapıyorum ya Rabbi. Sen beni sevmeseydin
ben iman edemezdim. Seni sevemezdim. Sana teslim olamazdım. Sen ikram etmeseydin, namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm senin için olmazdı. Sen ikram ettin. Senin izninle oldu. Diyorsa bu doğrudur. Ama acaba diyorsa bu yanlıştı. Acaba denmemesi gerekir. Çünkü acaba derse bu şüphe ifade eder. Onun için herhangi bir şekilde şüphesiz demesi gerekir. Kelime-i şehadeti getirirken de öyledir. Evet. Şüphe yok. Kesinlikle bu böyledir demek gerekir. İnşallah sana iman etmişim deyip senin izninle iman etmişim demek başka bir şey. İnşallah, acaba iman etmiş miyim, etmemiş miyim bir fikir, bir düşünce doğru değildir. Kul kendi gönlünden Rabbine iman edip etmediğini, bununla beraber her şeyi ona kurban edip etmediğini, her şeyinin, namazının, kurbanının, hayatının, ölümünün onun için olup olmadığını bilir, anlar. Allah onu imtihana tabi tutunca bu ortaya çıkar zaten. Eğer bunu ispatlıyorsa, evet, kesinlikle bu böyledir. Onun için kelime-i şehadeti getirirken inşallah demiyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken inşallah demiyoruz. Bu böyledir. Bunu sen ikram etmişsin ve bu böyledir. Ben tasdik, sen bana tercih hakkı verdin. Ben böyle tercih ediyorum demişsin. Ben tercihimi yaptım diyorsun. Evet. O izniyle sana iman etme imkanını verdi. Teslim olma imkanını verdi. Ebedi hayatını, Rabbinin rızasını kazanma imkanını verdi. Sen de tercihini yaptın. Ben tercihimi yaptım. Elbette ki inşallah'tır. Çünkü bu izni Allah vermiş. Bu imkanı Allah vermiş. Ama bunun için ayrıca inşallah demek gerekmiyor. Çünkü Allah inşallah demedi. Deseydi doğrudur, öyle söylerdik. Evet, kesinlik ifade etmesi gerekir. Kulun imanına güvenmesi gerekir. Gönlüne güvenmesi gerekir. Belki bugün böyle söylerim, yarın böyle söyleyemem demek doğru değildir. Ölümüne böyleyim ben. Bitmiştir bu. Eğer herhangi bir şekilde şüphe duyacaksam, herhangi bir şekilde ayağım kayacaksa beni öldür ya Rabbi. Beni yaşatma. Bana nefes aldırma demesi gerekir. Ama ben kendi irademle böyle bir şey yapmam demesi lazım. Allah ona irade vermişse onu zorlamaz. Kulun bu sefer kendi iradesine, tercihine güvenip söylemesi gerekir. İnşallah demesi gerekmez yani. Efendim, Antalya'dan Nurdan Alband, her haliyle saf aşk olan mürşidimize tabi olunca, onu sevip gönlünü onunla bir tutunca Allah aşkıyla dolmamak mümkün mü? Bu haftaki duygularımı aşağıdaki mısralarla anlatmak istiyorum. Her şey seninle güzel Allah'ım, ağlamak bile senin için gözyaşı dökünce akan gözyaşlarımın kalbimi temizlediğini hissetmek güzel. Sen benim yanımda olduğunu bilince sıkıntılara katlanmak bile güzel. Sen demiyor musun Rabbim, ben kırık kalplerle beraberim. Hayal kurmak içinde sen olunca güzel. Senin seveceğin işleri yapabilmeyi hayal etmek güzel. Sevmek, seni sevmek, senin sevdiklerini sevmek, senin yarattığın her şeyi senden ötürü sevmek güzel. Sen benim için gizlediğin müjdeleri beklemek, senin benim için gizlediğin müjdeleri beklemek güzel ve yaşamak var ya, bir gün sana kavuşmak heyecanıyla ve bana hoş geldin kulum demen umuduyla güzel. Her kelimesi altın değerinde olan sultanıma selam olsun. Altın kalpli kardeşlerime selam olsun. Antalya'dan Diyar Veli'ye selam olsun. Sevgi ve saygılarımla demiş efendim. Allah razı olsun. Bu alemdeki en güzel şey bir kulun Allah demesidir. Bir kulun Allah'a olan sevgisini ortaya koymasıdır. Onu izhar etmesidir. Bir kulun Rabbine seni seviyorum demesidir. Her şey
seninle güzel demesidir. Hayat seninle güzel demesidir. Bundan daha güzel bir kelime olamaz. Böyle bir kelime yerle gök arasını doldurur. Bütün alemi doldurur. Çünkü o kelimeyi seven Allah'tır. Gönülden o aşkla, o muhabbetle, o imanla bu söz söylenince söyledim. Yerle gök arasını doldurur. Nurla doldurur. Bütün mesele onu bir insanın söylemiş olmasıdır. Bir Hazreti insanın söylemiş olmasıdır. Zahiri olarak bakınca hepsi o beşer elbisesini giyenlere insan diyoruz. Ama o beşer elbisesinin içinde insan var mıdır, yok mudur? Mesele o. Mesele onun içinde insan olabilmektir. Hazreti insan olabilmektir. Allah'ın nefrettiği ruh olabilmektir. Aşık olabilmektir, aşk olabilmektir. Yoksa elbise aynı elbise. Ama biri alay-ı iliğinde, başka biri esfer-i safilindedir. Bu tercihi kendisi yapmış yalnız. Dileyen, Rabbine varan yolu tutmuş, sırat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber alay-ı iliğine yolculuk yapar, oraya varır en yükseğe. Ama dileyen şeytanın peşine, iblisin peşinden gider, nefsinin peşinden gider, en aşağı esfel-i safiline iner. Onun için Allah ayet-i kerimede münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır dedi. Hem de bunlar ben müminim, ben Müslümanım diyenlerdir. Ama Allah'a iman etmemiş, Allah'a teslim olmamış. Nefsine teslim olmuş, şeytana teslim olmuş, onun peşinden gidenlerdir. Onun için ben kimim sorusuna cevap verirken her bir ayetle vermek gerekir. Tek tek vermek gerekir ki iyice anlayalım, iyice tadalım. Ayetler üzerinde tefekkür ederim. Allah ayet-i kerimede emaneti göklere, dağlara, yerlere yükledik. Onlar yüklenmekten çekindiler. Yüklenmeye kabiliyetleri yoktu. Buna güç yetiremediler. Ama insan emaneti yüklendi. Çünkü insan zelum ve cehul idi. Söylemiştim. Zelum o kadar zelum ki kendini Allah'a kurban edecek kadar. Her şeyini kendini Allah'a kurban edecek kadar. Nefsine karşı hayali, vehmi olan her şeye karşı evet, öyle bir tavır koyuyor ki, öyle zalimce bir tavır ortaya koyuyor ki, onu yok ediyor. Yok edip kurban ediyor yani. Allah'a kurban edebilecek vasıftaki varlık. Cehul, neyi bilirse bilsin, Allah'ın vahyi karşısında ben hiçbir şey bilmiyorum, Rabbim bilir diyecek kadar cahil. Cehaleti bilmediğini kabul eden. Ayetin devamında ne buyurdu? Evet. İnsan bu emaneti yüklendi. Allah bu emaneti insana yükledi. Bu emanet Allah'ın nefrettiği ruhtur. Allah bu emaneti ona yüklemekle münafık erkeklere, münafık kadınlara, müşrik erkeklere, müşrik kadınlara evet Allah azap edecek. Onlar bu emaneti taşımadıkları için, münafıklık, müşriklik yaptıkları için, bildiği halde ikiyüzlülük yaptığı için, anladığı halde emaneti taşımak yerine zahiri bir varlık olarak kendini dünyaya ait görüp öyle yaşadığı için münafık. Müşrik gene kendini şirk koşuyor, nefsini, ruhuna şirk koşuyor. Yani ruhun Rabbini istemesini isteyemiyor, onunla beraber Rabbini istemiyor, nefsin arzusunu, isteğini tercih edip dünyayı tercih ediyor. Müşrik. Ruhunu kaybedince işte en büyük azap, Rabbini kaybetti. Ruhunu kaybetti, dolayısıyla onunla beraber Rabbini de kaybediyor, insanlığını kaybediyor, cenneti kaybediyor, kendini kaybediyor. Bu
ona azaptır. En büyük azap. Azap böyle gelir. Emaneti ihanet ettiği için, münafıklık, ikiyüzlük yaptığı için, müşriklik yaptığı için. Bak, kafir demedi burada. Niye kafir demedi? Kafir, hakikati anladıktan sonra örtendir. Hakikati anlamayanlar ayrı. Onlara hakikat açılıncaya kadar, Allah onlara hakikati gösterinceye kadar onların mazereti vardır. Bir de mümin erkekleri, mümin kadınların da Allah tövbesini kabul edecek dedi. Daha önce bilmiyordu. Öğrenince, anlayınca, tövbe edip Allah'a dönünce Allah onların kendisine dönüşünü kabul eder. Kendi ruhuna, kendi kendine dönmesini kabul eder. Allah gafur ve rahimdir dedi. Allah mağfiretiyle, rahmetiyle onlara muamele eder. Emaneti taşısınlar. Onun hakkını teslim etsinler. Dolayısıyla Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olsunlar diye Allah rahmetiyle onlara muamele eder, mağfiretiyle muamele eder. Yanlışını temizler, olmamış gibi sayar, bir de rahmetiyle muamele edip ona yardım eder. Eğer kul daha emanetin ne olduğunu anlamamışsa, nasıl iman edecek? O emanete nasıl sadakat gösterecek? Ayet-i kerimede Allah öyle buyurdu. Evet, müminleri anlatırken, evet, onlar her şeyini verip nefsini Allah'ın elinden satın alanlardır dedi. Kendini alıyor. Hakikatini, Allah'ın nefrettiği ruhu alıyor. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz kızı Fatıma'ya öyle buyurmuştu. Kızım Fatıma, sakın babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Nefsini, Allah'ın sana nefrettiği hakikatini Allah'ın kudret elinden satın al dedi. Almazsan kurtuluş yok dedi. Senin sen olman gerekir. Allah'ın sana nefrettiği ruh olman gerekir. O emanete ihanet edip onu yok saymaman gerekir. Onun Rabbini istemesini, feryadını görmezden gelemezsin. Onu yok sayamazsın. Dünyanın peşine, nefsinin peşine verip ya da birilerinin peşine verip onu yok sayamazsın. Ona ihanet edemezsin. Edersen ne olur? Edersen hainlik yaptığın, ihanet ettiğin kendi hakikatini kaybedersin. Bir insan Allah'ın nefrettiği ruhu kaybedince melekler ona secde etmişti. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Ben ona ruhumdan nefrettiğimde hepiniz hep beraber ona secde edin. Meleklere. Ruhu nefretmeden secde et demiyor ona. Secde Allah'ın nefrettiği ruhadır. Eğer biri onu kaybederse Rabbini de kaybetmiş olur. Çünkü huzura çıkacak olan O'dur. Allah'ın muhatap olduğu O'dur. Allah'ın sevdiği O'dur. Öteki O'nun elbisesidir. Dünya ebedi hayatını kazanıp Allah'a olan imanını, aşıklığını, abdiyetini ispatlamak için imtihan yeri. Aşkını ispatlama yeridir. İmanını ispatlama yeridir. Varlık olabilme yeridir. Evet, alimlerimiz ne dediler? Emanet biri Kur'an'dır dedi. Kur'an insana inmiş. İnsani Kur'an zikirdir dedi Allah. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Seni sana hatırlatmaya gelmiş. Emanet o değil. Emanet hakikatındır. Biri Resulullah Efendimiz dedi, doğru. İkisi de doğru. Onlar birer emanet ama Allah'ın insana yüklediği emanet o değildir. O senin hakikatın. O hem Allah'ın nuru, Allah'ın güzelliği, Allah'ın Resulü, Allah'ın vahyidir aynı zamanda. Hepsi onda mevcut. Evet, ben kimim sorusuna cevap verirken kardeşlerimiz Allah'ın yüklediği emanet üzerinden düşünmeli, tefekkür etmeli, anlamaya çalışmalı. O Allah'ın nefrettiği ruhunu, hakikatini, o emaneti tatmalıdır. Ben senim, sen de ben demelidir ona. Ben senim, sen bensin. Biz ayrı değiliz. Asıl
gördüğüm, şu anda gördüğüm varlığımdan, benliğimden vazgeçtim. Ben aşıklığı tercih ettim. Aşk olmayı tercih ettim. Ben sen olmayı tercih ettim demelidir kendi ruhuna. O emanete. Varlığımı sana teslim ettim. Emir senin, hüküm senindir. Evet. Efendim, Bursa'dan Nurcan Ardıçlı. Selamun aleyküm hocam. Allah sizden, kanaldaki tüm kardeşlerimizden, bayan kardeşlerimizden, özellikle Sabahat kardeşimizden Allah razı olsun. Hepinize maddi manevi güç versin, kuvvet versin hocam. İzninizle birinci sorum, gönülle ruhu açar mısınız diye sormuş efendim. Evet, gönülle ruh. Kastedilen aynı manadır. Gönül deyince ruhu kastediyoruz. İnsanın hakikatini kastediyoruz. Çünkü gönüle gelen eğer ruhtansa ona gönül diyoruz. Şeytandansa ona nefis diyoruz. Gönlü bir oda gibi hesap edelim. Bir oda gibi. Ruhtan ona emir gelir, arzu istek gelir, hitap gelir. Ruha nereden geliyor? Allah'tan. Her anda. O ruhtan gelince ona gönül diyoruz. Bir de şeytandan geliyor. Bir de vehmi, hayali olan benlikten geliyor. Benlikten gönüle gelince ona da nefis diyoruz. Nefisten geldi diyoruz. Ama gelen aynı yere gelmiştir. Ya da bunu kalp olarak anlayabiliriz. Allah kalp deyince manevi kalbi, yani gönlü murad ediyor. Dolayısıyla gönüle gelen, yani o kalbe gelen ruhtansa, Allah'tan gelmişse ona gönül diyoruz. Eğer şeytandan, vehmi nefisten geliyorsa ona da nefis diyoruz. Evet. Efendim bir de demiş ikinci sorum, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elindeki levhaları atıp öfkelenmesini nasıl anlamamız gerekir? Her muamelenin Allah'tan olduğunu burada nasıl değerlendirebiliriz? Devamında da efendim, sizi bulduran Allah'a tüm varlığın hamdiyle hamdolsun. Bursa'dan sevgi ve selamlarımızla Allah'a emanet olun demiş efendim. Allah razı olsun. Her muamele Allah'tan demek. Allah kullarının muamelesine müsaade ettiğinde o da Allah'ın müsaadesiyle olduğu için diğer kullar için bir imtihan. Ama kul kendi fiilinin failidir, sorumlusudur. Mükafat ya da ceza olarak karşılığını görür. Eğer niyeti hayırsa o mutlaka onun için hayır olur. Hayır Allah'ın dilediğidir, Allah'ın emrettiğidir, Allah'ın sevdiğidir. Şer ise Allah'tan mahrum olmaktır. Allah'ın rızasını gözetmekten mahrum olmaktır. Onun sevgisini, yakınlığını, muradını gözetmekten mahrum kalmaktır. O da şer. Hayrı kaybedince şerden başka bir şey kalmaz. Eğer hayrı çekip çıkarırsan şer kalır. Hidayeti çekip çıkarırsan delalet kalır. Nuru çekip çıkarırsan zulümat, karanlıklar kalır. Hazreti Musa elindeki levhaları niye attı? Neden kızdı öyle? Kavminin buzağıya tapmasından dolayı kızdı. Bu kızgınlık onun kızgınlığı değildir. Hazreti Musa'nın kızgınlığı değildir. Allah'ın peygamberinin, Allah'ın gazabının onda tecelli etmesi demektir bu. Onun gönlünde Allah'ın gazabının tecelli etmesidir. Allah'ın gazabı onun gönlünde tecelli edince, evet, onu fırlattı. Neden? Kullar Allah'a imandan yüz çevirip, peygambere imandan yüz çevirip buzağıya taptıkları içindi. Onu sadece fırlatmadı. Evet, kendini kaybetti, buzağıya fırlattı. O heykele fırlattı. Fırlatınca ne oldu?
yandı, toz duman oldu. Ayet Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelince yanmaya başladı. Kavmin gözü önünde onun hiçbir şey olmadığı, bütün kudretin Allah'a ait olduğu anlaşılmış oldu. O onu iradesiz yaptı. Yoksa elindeki levhaları fırlatır mı? Evet, Allah'ın gazabı gönlünde onlara karşı tecelli edince, onu ona fırlatınca, evet, putu yok etti. Neyi anlamak gerekir? Allah'ın ayetleri bir gönüle indiğinde putları, buzağıları yakar demektir. Yok eder, toz duman eder demektir. Oradan bunu anlamak gerekir. Evet. Efendim, İzmir'den Emine Bedir. Selamun aleyküm can pirimiz. Kur'an Azimuşan'da geçen secde surelerinin ve yapılan tilavet secdesinin hikmetini açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun. Allah kullarına secde emri verdiği ayetler geldiğinde o bir emir. Evet, secde et emri geldiğinde Allah secdeye davet etmiştir, namaza davet etmiştir. Allah'a itaate davet etmiştir. Emri karşısında, her emri karşısında itaate davet etmiş, boyun bükmeye davet etmiştir. Bununla beraber Allah kendisine teslim olmaya, her şeyini kurban etmeye, canını vermeye davet etmiştir. Dünyayı verip ahireti almaya davet etmiştir. Onun için secde, kulun Allah'ın huzurunda başını yere koyup, boynunu uzatıp, başım yoluna kurbandır demesidir. Yüzüstü başını yere koyuyor. Allah, Hazreti İbrahim'i, İsmail'i kurban ederken, anlatırken ne buyurdu? Onu yüzüstü yatırdı. Secde ettirdi ona. Evet, kul da secde ederken ben yolunun İsmail'iyim. Başım secdede, önünde yoluna kurbanım. Aşktan dolayı, sevdiğimden dolayı. Evet, başımı sana kurban ediyorum. Çünkü başım sana ait. Kurban etmemi istiyorsun. Ben de kurban ediyorum. Sen ne dersen o. Başım önünde, aklım, iradem, tercihim yok mesabesindedir. Kurban ettim. Başımı yere koydum ve kurban ettim. Aklımı kurban ettim. İrademi kurban ettim. Tercihimi kurban ettim. Sen ne dediysen o. Ben yokum, sen varsın. Demekti. Soru neydi? Tilavet secdesini. Tilavet secdesi, evet. Allah secde emrini verirken, namazda olmasak bile ne yapıyoruz? Secde ediyoruz. Allah emrettiği için, o emir hemen o anda yerine gelsin, hemen secde ediyoruz. Başımızı secdeye koyup, işittik ve itaat ettik, iman ettik demektir. Anında, hemen. Dolayısıyla Allah'ın her emri karşısında, her vahyi karşısında işittik ve itaat ettik demek gerekir. İşittik, iman ettik ve itaat ettik dememiz gerektiğini anlamamız gerekir. Eğer Resulullah Efendimiz bize böyle öğrettiyse, bu böyledir. Sadece secde ayeti karşısında değil, secde ayeti karşısında hemen secde ediyoruz. Ama her emri karşısında işittik ve itaat ettik, kabul ediyorum, iman ediyorum dememiz gerekir. Demediysek, tıpkı secde ayetinde secde etmemek gibi olmuş olur ki, kabul etmiyorum demiş oluruz. Evet. Efendim, Bafra'dan Sebahattin Bey, selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Namaza dururken hep bir takım şeyler, düşüncelere kapılıyoruz. Nedendir bu diye sormuş efendim. Evet, bunun nedeni zaten bellidir. Namaz müminin miracıdır. Onun için Resulullah Efendimiz
namazı olmayanın miracı olmaz dedi. Dolayısıyla miracı olmayanın da namazı olmaz. Eğer namazda, miracda durursak, Allah'ın huzurunda durursak, şeytan oraya gelemez. Orada, Allah'ın huzurunda herhangi bir şeyi düşünmeye güç yetiremezsin. Allah'ın olduğu yerde varlık olmaz, benlik olmaz, nefis olmaz, şeytan hiç olmaz. Evet, Allah'ın huzurunda durmuşsun, miracda durmuşsun. Nasıl başka bir şeyi düşünebilirsin? Bu mümkün müdür? Asla mümkün değildir. Eğer namazda başka şeyler aklımıza geliyorsa, miracda durmadığımız içindir. Namazımız miraç olmadığı içindir. Namazda bir an da olsa Rabbimizin huzurunda olduğumuzu tatmamız lazım ki namazımız miraç olsun, namazımız bizi miraca taşımış olsun. Namaz bizi miraca taşımadıysa, Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmadıysak, o namaz taklidi bir namazdır. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, insanlardan öylesi var ki namaz kılarlar, sadece onlara yorgunluk kâr kalır. Böyle bir namazı kıyamet günü yırtık bir paçavra gibi onun yüzüne fırlatılır. İşte kıldığın namaz budur denir. Miraç olmamış. Yani sahibini, kılanı miraca taşımamış. Huzura taşımamışsa miraç olmadı. Bunu tatması gerekir. Rabbinin huzurunda olduğunu bir an da olsa tatması gerekir ki o namaz olmuş olsun, miraç olmuş olsun. Kabul görmüş olsun. Allah'ın huzuruna çıkmış olsun. Kılanı huzura çıkartmış olsun. Dolayısıyla ona faydası olmuş olsun. Ona Allah'ın yakınlığını, sevgisini, rızasını kazandırmış olsun. En azından İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn derken yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Seni isteyenlerle beraberim. Sana abdolanlarla, aşık olanlarla beraberim ve biz hep beraber seni istiyoruz. Senin abdiniz, aşığınız, senin sevginin peşindeyiz ve seni istiyoruz. Derken bunu direkt birinci derecedeki muhataba söylüyorsun. Rabbine söylüyorsun bunu. Bunu direkt Rabbine söylemen lazım. Eğer o anda başka bir şey aklında varsa bunu ona söylemiş oldun. Ona miraç etmiş oldun. Evet. Efendim, Şanlıurfa'dan Büşra Sönme. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar babam. Canım babam, seni seviyorum. Rabbime ne kadar hamd etsem, ne kadar şükretsem azdır. Kurbanım ben Rabbime ki seni bana ikram etti. Babam güzeller güzeli efendim, sultanım, canım babam. Hasretle ellerinden öpüyorum. Canım sultanım babam, hamdolsun. Allah'ım sana hamdolsun. Benim pirim, canım sultanım babam demiş efendim. Allah hepimizi birbirimize hediye etmiş. Hepimiz birbirimiz için nimetiz. Hediyeyiz. Allah'ın hediyesi. Allah'ın ikramı. Birbirimizle Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmaya, yakınlığını, cemalini kazanmaya, Allah'a vasıl olmaya çalışıyoruz. Onun için birbirimiz için Allah'tan bir hediye, Allah'tan bir nimet. Evet. Buna hamd ediyor ve şükrediyoruz. Kardeşimize, bütün kardeşlerimize selam olsun. Efendim, Sivas'tan Emine Mercan. Allah'ın selamı üzerinize olsun hocam. Hocamı çok seviyorum. Ben Hanefi mezhebindenim. Hocama tabi olmak istiyorum. Olabilir miyim? Ben Sivas'ta yaşıyorum. Hocam Sivas'a gelsin inşallah demiş. Mezhep din değildir. Mezhep yol demektir zaten. Bir yolu yürümek demektir. Onun için La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyenler hepsi cennetin yolcularıdır. Hepsi mümindir, Müslümandır ve müminler kardeştir. Ve hep beraber Allah'ın ipine
sarılmaları gerekir. Bölünüp parça parça olmamaları gerekir. Onun için hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi partiden, hangi fikirden, hangi düşünceden olursa olsun bizimle beraber olmak istediğinde elbette ki beraber oluruz. Çünkü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Ve yolu beraber yürüyoruz. Beraber yürümemiz gerekir. Beraber Allah'ın ipine sarılmamız gerekir. Buna beraber kardeşlerimiz biliyor. Sadece müminleri, Müslümanları davet etmiyoruz. İman eden, iman etmeyen insan kardeşlerimizi de davet ediyoruz. İmana davet ediyoruz. Öğrenmeye, anlamaya davet ediyoruz. Kiliselerdeki papazları gidip davet ediyoruz. Niye? Onlar da yolunu kaybetmiş. Şeytana tabi olmuş. Hakikati bulamamış. Anlayamamış. Konuşalım. Anlatalım. İkna olmazlarsa kabul etmesinler. Yeter ki birbirimizi dinleyelim. Efendim Rize'den Hasan Polat. Selamun aleyküm hocam. Efendim faiz yiyen de Müslümanım diyor. İçki içen de, kumar oynayan da diyor. Allah-u Teala'nın haram ettiği şeyleri yaparak demiş efendim. Beni aydınlatırsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demiş efendim. Evet. Hepsini bir kefeye koymak doğru değildir. Faiziyle içkiyi aynı kefeye koymak doğru değildir. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Allah içki içenler için ne dedi? Ne söylediğini bilinceye kadar namaza yaklaşmasınlar. Namaza yaklaşmayın. İçkiliyken, sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ne söylediğini bilince namazını kıl dedi. Ama faiz için, faiz yiyenler için öyle söylemedi, başka söyledi. Faiz yiyenler, kat kat faiz yiyenler. Faiz deyince yiyeniyle yedireni aynı kefeye koymak, zalimle mazlumi bir görmek demektir. İkisi birbirinden farklıdır. Biri ihtiyacı var almış, öteki kardeşine zulmediyor, paraya tapıyor, dünyaya tapıyor. Kardeşine borç vermek yerine onun emeğini zulmen alıyor. Evet, faiz yiyenleri Allah onlara lanet etmiş dedi, gazap etmiş dedi. Cezaları ebedi cehennemdir. Ama eğer tövbe ederse, Allah'a dönerse Allah tövbeleri kabul edendir. Onun için böyle aynı kefeye koymak doğru değildir. Bu durumda faiz yiyenler ebediyen kaybeder. Eğer tövbe etmezlerse. Herhangi bir günahından dolayı hiç kimse bir başkasını küfürle itham edemez. Evet, ne olursa olsun ne demeli? Mümin kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, Allah'a iman etmişse, Resulüne iman etmişse, ona indirilene iman etmişse, hükmü Allah vermişse bu müstesna. Bak faizler hakkında, faizci hakkında hüküm vermiş. O başkaydı. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş. Kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kahar dedi. Evet, onun için muamele farklıdır. Birini kardeşin gibi görebilirsin ama biri eğer o faizciliği yapmaya devam ediyorsa ona o gözle bakamazsın. Çünkü o Allah'ın gazabının içindedir. Ama öteki gazabın içinde değil. İkisi birbirinden farklı. Evet, sarhoşken ayıldığında Allah onu huzura davet ediyor bak. Ötekine gazap etmiş, lanetlemiş dedi. Evet. Yani onun huzura çıkabilmesi için, namaz kılabilmesi için önce o fiilinden vazgeçmesi gerekir, faizciliği bırakması gerekir.
Evet. Efendim bir iki tane kısa mesaj efendim izniniz olursa okuyayım. Efendim İstanbul'dan Nurgül Demircioğlu, selamun aleyküm efendim. Hayırlı akşamlar olsun inşallah demiş efendim. İzmir'den Berrak, selamun aleyküm efendim. Dinimizin, imanımızın hakikatini anlatıp gösterdiğiniz için Allah'a hamdolsun. Sizi çok seviyoruz. Gönlümüz her daim sizin de olsun inşallah demiş efendim. Bir de efendim İzmit'ten Abdüllatif, selamun aleyküm efendim. Sizi çok seviyoruz. Kardeşlerimizi çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan ayırmasın. Bizi sizin gönlünüzde daim eylesin inşallah. Hasretiniz yakıyor. Ellerinizden öpüyoruz. Duanıza, sevginize muhtaçız demiş efendim. Abdüllatif kardeşim size selam olsun. Allah bizi aşıklardan eylesin inşallah. Onun için hep söylüyoruz. Bu dünyaya Allah'a iman etmeye, abd olmaya, aşık olmaya gelmişiz. Dünya aşıklık diyarı, bir günlük dünya, ama bu bir günlük dünyada ebediyen kazanmaya da kaybetme imkanımız vardır. Bu imkanı veren Allah'tır. Fani olanı verip baki olanı almamız gerekir ki kazanmış olabilelim, kazanmış olalım. Yoksa evet, ebediyen kaybederiz. Herkes şahittir ki gelenlerin hepsi gidiyor. Kazanmış ya da kaybetmiş olarak huzura gidiyor. O zaman bize düşen kaybetmemek için dünyadan ahirete değil, ahiretten dünyaya bakmamız gerekir. Sanki kıyamet yerindeyiz. Mizan kurulmuş ve biz o mizanın önündeyiz. Ama hala burada kazanma imkanımız var. Her an sıra bize gelebilir, günahını, sevabını tart denebilir. Evet, onun önünde durmuşuz ve burada imkanımız var. Buradaki imkanları değerlendirip o sevap kefesini artırmaya çalışıyoruz. Günah kefesini de silmeye, temizlemeye, tövbeyle, istiğfarla temizlemeye çalışıyoruz. Bizim kendimizi öyle hissetmemiz gerekir. O gün mutlaka gelecek ve o gün bizi bekliyor. O gün gelmeden Allah öyle buyurdu. Kıyamet günü, o hesap günü, mizanın önüne gelmeden önce peşinden ne gönderdiğine bak. Orada dur diyor, onun önünde dur. Gönder. Bak orada duracaksın, hesabı vereceksin. Bize de düşen öyle yapmaktır. Böyle yapınca bir şey kaybediyor muyuz? Hayır. Neyi kazanıyoruz? Dünya hayatında. Eğer bir kul dünya hayatını yaşarken Allah'ın rahmetinin içindeyse, Allah'ın sevgisinin, rahmetinin tecellisiyle karşı karşıyaysa, onun dünyası da cennet, ahireti de cennettir. Yok, Allah'ın rahmetinden dışarı çıkmış, Rabbini bırakmış, ters tarafa dönmüş, iblisin peşinden gidiyor, onun dünyası da cehennem, ahireti de cehennemdir. Yani kimse öyle sanki refah içinde yaşayanları, Rabbinden yüz çevirenleri, kafirleri, müşrikleri öyle huzur içinde zannetmemelidir. Kendi üzerinden bunu anlamalı. Bir an için Rabbinden başka tarafa dönünce nasıl huzursuz oluyorsun? Yanlış yapınca, eksik yapınca nasıl huzursuz oluyorsun? Bir de sürekli biri yanlış yapıyorsa, ters tarafa dönmüşse, onun huzursuzluğu tarif edilemez. Ama ne yapar? Kendini unutmaya çalışır. Sarhoş etmeye çalışır. Dünyayla sarhoş eder. Başka şeylerin peşine düşerek kendini sarhoş etmeye, unutmaya çalışıyor. Ama ne buyurdu Resulullah Efendimiz? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Mesele ölmeden uyanmaktır. Allah ölmeden uyanmaya davet ediyor. Kendine gelmeye davet ediyor. Dolayısıyla kendisine davet ediyor.
Allah bizi Allah'ın davetine icabet edenlerden eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, güzelliği bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Bununla beraber kardeşlerimiz bilmeli ki gelen bütün mesajları hiçbirini atlamadan mutlaka hepsini okuyoruz. Evet, bütün muhabbetimizle, gönlümüzle okuyoruz. Zaten mümin, mümin için duadadır. Ama imkan olduğu kadarıyla burada sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ama gerisini de mutlaka okuyup herhangi bir şekilde evet, araya böyle kısa kısa cevaplar sığdırıp cevaplamaya çalışıyoruz. Kardeşlerimiz bunu da böyle bilsin. Her birinin söylediği, sorduğu soru bizim için çok önemlidir. Birebir muhatap olmuş gibi o soruya cevap verme imkanımız eğer olsaydı öyle verirdik ama gönüller cevap versin inşallah. Cevap gönlümüzden olsun. Kardeşlerimiz de gönlümüzdeki cevabı kabul etsin inşallah. Efendim, müsaadeniz olursa efendim. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah haftaya sormaya devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.